Hakiki Müslüman sır saklayıcıdır. Cenneti Mehmet Efendi Celveti tarikatı şeyhlerinin büyüklerinden olup İstanbul'da tophanelidir. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'den sonra onun makamına geçenlerin üçüncüsüdür. 1075 miladi 1664'de vefat etti. Tecelliyat ismindeki risalesinde şöyle buyuruyor. İyi bir Müslüman dünya malı için arkadaşlarına kırılmaz. Kimseden bir şey istemez. Kanaat sahibidir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere daima hamd eder. Kalbinin kırık olduğu zamanlarda, Müslüman kardeşlerine dua eder, onlar için af ve afiyet temennisinde bulunur. Cimrilikten sakınır, Allah için vermekten zevk alır. Kendisi için baki olan, cebinde sakladığı değil, Allah için vermiş olduğudur. Müslümanların huzurunu, kendi huzuruna tercih eder. Onların verdiği zahmetlere sabırla karşı koyar. Kimseye karşı kibirlenmez, böbürlenmez ve kimseyi hor görmez. Fütüvvet sahibi hakiki bir Müslüman, yarım iş yapmaz. Başladığı işi bitirir. Anne ve babasına öf bile demez. Onların günah olmayan emirlerini yapar. Çocuklarına iyi bir terbiye verir, dinini öğretir. Şefkatlidir. Ailesiyle iyi geçinir, onu iyi idare eder. Haram olmayan isteklerini, gücü yettiği kadar yerine getirir. Akrabalarını ziyaret eder, uzak olanlara gidemezse, mektupla gönüllerini alır. Onlara iyilik etmekten geri kalmaz. Herkese karşı güler yüzlüdür. Kalp kırmanın Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günah olduğunu bilir. Zenginlere, zenginliğinden dolayı hürmet etmez. Her Müslümana karşı tevazu sahibidir. Alimlerin buyurduğu gibi hareket eder. Evliyalık hallerini inkar etmez. Bidat sahiplerinden, insanların Allahü Teala'ya ulaşmasına engel olan kimselerden, arslandan kaçar gibi sakınırlar. Fütüvvet sahibi olan iyi bir Müslüman, kimseyi özür dilemeye mecbur etmez. Sır saklayıcıdır, ihanet etmez. Hasd etmekten sakınır. Ebu Bek el-Verak Hazretleri, eskiden fütüvvet sahipleri, arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezler, hatta kötülerlerdi. Rahatlığı dostlarına, zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise, herkes kendilerini övüp, dostlarını kötülüyor. Zahmeti kardeşine, rahatı kendilerine seçiyorlar, buyuruyor. Yahya bin Muaz Hazretleri de. Üç huy vardır ki, kişinin amelini ve ahlakını düzeltir. 1. Zengin olanlara düşman gözüyle bakmayıp, nasihat verici olmak. 2. Fakirlere karşı kibirli olmayıp, tevazu üzere olmak. 3. Hanımlara karşı kaba davranmayıp, şefkat ile muamele etmektir, buyurdular. 21 Kasım 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.